Şimdi keşkesiz doğum ekibinin sanki başında doktor varmış gözüküyor ama aslında temelinde keşkesizliği yaratan oradaki destek ekipleri. Bunlar içinde ebe, doula, doğum psikoloğu var. Şimdi burada ebenin rolü çok önemli. Çünkü birebir desteğin ana kişisi. Ebe mutlaka daha önce aileyle birlikte tanışıyor. Evine gidiyor, ev ortamını görüyor, yaşam biçimini görüyor. Çünkü yaşam biçimi doğuma da yansıyor biraz. Ve doğum başladığında önce ebe eve gidiyor. Doğumun açılma döneminin o uzun başındaki dönemlerde evde güvenli ortamında, rahat ortamında birlikte çalışıyorlar. Sonra güvenli bir şekilde hastaneye doğumun ilerleyen aktif dönemlerinde geliniyor. Ve doğum boyunca ebe mutlaka aileyle birebir sadece ona hizmet edecek şekilde orada oluyor. Ve bu ebelerin hepsi ilaç dışı rahatlatıcı tekniklerin öğrendiği dulalık eğitimini çok detaylı bir şekilde öğreniyorlar. Doğumdan sonra da aynı ebe mutlaka bir ev ziyareti yaparak emzirme, bebek bakımı her şey yolunda mı diye bakıyor. İşte bu destek keşkesizlik için en önemli konulardan biri. Sadece verilen hizmetler ve hastane ortamları değil, bu birebir destek ve kararlara aktif katılım keşkesizliği sağlıyor.